Merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an 10. problemdeyiz. Yine asal sayılarla alakalı bir soru. Biz daha önce asal sayılarla uğraştığımız için bu bizi çok fazla zorlamayacak bir problem. Problemimiz basit. Demiş ki 2 milyondan küçük bütün asal sayıların toplamı kaçtır? Cevap da yine oldukça büyük bir sayı. Şimdi bunu şöyle halledeceğim. Daha önceden yazdığım fonksiyonu bir kere daha yazacağım. İzlemeyenler olmuş olabilir. İlk önce karekök kullanacağım için matematik modülünü import ediyordum. Ondan sonra da bir tane fonksiyon yazıyordum. Asal mı değil mi kontrol etsin diye. Ona herhalde daha önceden de prime check ismini vermiştik. Bu prime check X sayısını alacak, asal olup olmadığını kontrol edecek, asalsa doğru, asal değilse yanlış döndürecek. Sonra bunun için şunu düşünmüştük. Demiştik ki 101 sayısını örnek vermiştik. 101 sayısının asal olup olmadığını anlayabilmek için sadece kare köküne kadar olan sayılara bakmamız yeterliydi. Çünkü kare köküne kadar olan sayılara bölünmezse daha büyük bir sayıya da bölünemez. Çünkü bir tane çarpanı büyük olursa bir tanesi de küçük olacaktır. Küçük bir çarpanı yoksa büyüğü de olamaz demiştik. Bunu da şöyle halletmiştik ondan sonra. Bir is prime değişkeni oluşturmuştuk. Buna true demiştik. Yani bu şu anlama gelmişti bizim için. Biz elimize aldığımız bir sayıya ilk önce asaldır diyoruz. Eğer bu herhangi bir sayıya bölünüyorsa bunu false yapıyorduk. Yani asal değildir diyorduk. Bunu şöyle yapacağım. Eğer diyeceğim x girilen sayı 2 ise return true döndüreceğim. Yani bu bir asal sayıdır diyeceğim. Şimdi 2'nin özel bir durumu var arkadaşlar. En küçük asal sayı olduğu için bunu manuel olarak yazdım. Peki x 2 değilse ne olacak? Onu da şöyle yazıyordum. Şimdi eğer x 2 değilse kare köküne kadar olan sayıları kontrol etmem lazımdı. Onu da şöyle yapmıştık. in range demiştik ki 2'den kontrol etmeye başlayacağım. Çünkü 1 bütün sayıları böler. 1 ile başlayamam. 2'den bu sayının kare köküne kadar sayıları kontrol edeceğim. Bunu da integer'la yapmıştım. Şöyle söyleyeceğim. sqrt karekök demek arkadaşlar tabii ki. sqrt x sonra da artı 1. Şimdi merak etmiş olabilirsiniz. Bu artı 1 neden var? Arkadaşlar bu artı 1 şundan var. Bir sayının karekökü, önce int'i söyleyeyim. Bir sayının karekökü tam sayı olmayabilir. Ve range fonksiyonu da çalışabilmek için tam sayı parametreler istediği için ben ilk önce bunu tam sayıya çeviriyorum. Yani tam kısmını alıyorum. Mesela buradan karekök 3,71 geldiyse atıyorum. Int fonksiyonu onu 3'e çevirecek. O yüzden bu int fonksiyonu gerekli. Gelelim ikinci sorunumuza. Bu artı 1 niye geldi? O da tam kare sayılar için geldi. Tam kare olan sayılar için. Yani mesela 25. Biz 25'i denerken kare köküne kadar demiştik. 25'in kare kökü 5. Burası tam 5 çıktığı zaman unutmayın range fonksiyonu en sondaki sınırı dahil etmiyordu. Yani 25'in 5'e bölünüp bölünmediğini kontrol etmeyecek ve 25'i asal zannedecek. O yüzden o sayıyı da dahil edebilmek için burada 1'i ekledik. Yani bizim sayımız artık 25 de olsa burası 5 çıkacak. 1 eklediğim zaman 6 olacak ve range fonksiyonum 2, 3, 4 ve 5'i deneyecek. Böylelikle bir hata olmasının önüne geçeceğiz. Şimdi diyeceğiz ki eğer bizim sayımız, yani bizim sayımız şu an x fonksiyona gelen x tam bölünüyorsa, arkadaşlar yüzde kalan operatörüydü. X yüzde i.
eşit eşit sıfırsa, yani bizim x'imiz bu i sayısına tam bölünüyorsa, bu bizim sayımızın asal olmadığını söyleyecek. Is prime değişkenimizi false yapacağız. Ondan sonra sayımızın asal olmadığını anladıktan sonra geri kalan sayılara bölünüyor mu diye bakmaya gerek yok. Buradan break diyerek bu döngüden çıkabiliriz. Boş yere bakmadık. Ondan sonra bu for döngüsü bittikten sonra artık bizim is prime değişkenimizin durumuna göre true ise sayımız asaldır, false ise sayımız asal değildir. Buraya da return is prime diyeceğim. Yani bu şöyle oldu. Şöyle örnek vereyim. Mesela bizim sayımız 22 ise, 22 ise buraya geldi. 2'ye bölündüğünü gördü. Hemen bu if bloğuna girdi ve bu yanlıştır dedi. Sonra döngüden çıktı. Bizim is prime'ımız şu anda false olmuş oldu. Dolayısıyla bize fonksiyon yanlış değerini döndürdü. Ama mesela bizim x'imiz 17 ise, 17 için 17 bu aralıktaki sayıların hiçbirine bölünmez. Dolayısıyla bu if bloğuna hiçbir zaman girmeyeceğiz. Biz bu if bloğuna hiç girmediğimiz için is prime değişkenimiz ilk tanımladığımız gibi halen true kalacak. O yüzden de bizim sayımız asal olmuş olacak. Bakın şöyle kontrol edelim tekrardan. Print diyelim. Sonra prime check'in içine bir asal sayı yazalım. Çalıştıralım. Doğru olduğunu görelim. Asal olmayan bir sayı yazalım. Çalıştıralım. Yanlış olduğunu görelim. Tamam. Fonksiyonumuz çalıştı. Şimdi ben şunu istiyordum. 2 milyona kadar olan bütün asal sayıların toplamını istiyordum. O yüzden toplam diye bir değişken oluşturdum. Şimdilik 0 dedim. Yani yeni asal sayılar buldukça onu bu toplama ekleyeceğim. Buraya while true dedim. Yani ben aksini söylemedikçe sen bu döngüyü devam ettir anlamına geliyor. Şimdi ben sırayla sayılarımı, şuraya bir tane de bir değişken daha ekleyelim arkadaşlar. İşte kendisine mesela number diyelim. Number eşittir 2. 2'den denemeye başlayacağım. If prime check number diyeceğim. Yani benim denediğim sayıyı asal mı fonksiyonuna gönder. Eğer oradan bana doğru cevabı gelirse, yani bizim sayımız asalsa, bizim toplamımızı bu asal sayı kadar arttır. Ondan sonra eğer, gene buraya geleceğim, eğer diyeceğim benim sayım 2 milyon veya daha büyük olduysa, veya 2 milyon da diyebiliriz, eşit 2 milyon. Benim sayım 2 milyon olduysa bu döngüden çık. Buraya kadar istiyorduk zaten. Daha fazlasını istemiyoruz. Ondan sonra while döngüsünü kullanırken çok yapılan bir hata var. Eğer biz bunu böylece çalıştırırsak, bizim mesela biz number'a 2 dedik. Bunu kontrol edecek. Asal mıdır? Evet, toplamı 2 arttıracak. Sonra başa döndüğünde bizim number'ımız halen 2. Gene 2 verecek. Asaldır diyecek. Gene toplamı 2 arttıracak. Hep 2 arttıracak. Bunu kırmak için arkadaşlar buraya number'ı da her seferinde 1 arttıracağımızı söylüyoruz. Yani mesela ilk önce 2'yi gönderdik. 2 bize asaldır dendi. Toplam 2 arttı. Sonra buraya girmedik arkadaşlar çünkü sayımız 2 milyon değil. Ondan sonra number değişkeni bizim için 3 oldu. 3 asal oldu. Toplam 3 arttı. Sonra geldik buraya, 4 oldu. 4 olmadığı için gene döndük, başa geldik. Bu sefer 5 oldu. Böyle devam etti. Sayımız 2 milyon olduğu zaman da biz bu döngüden çıkacağız. Şimdi bakalım şuraya toplamımızı yazdıralım. Toplamımız kaç olmuş? Bir görelim. Biraz vakit alabilir arkadaşlar. Çünkü oldukça fazla işlem var. Halen bekliyoruz. Evet. Bir sonuç bulduk. Bakalım bu sonuç doğru sonuç mu? Sanırım öyleydi. Evet. 142 diye başlayıp 922 diye bitiyor.
142 diye başlayıp 922 diye bitti. Evet arkadaşlar, bu böyle bir çözümdü. Yani biz 2 milyona kadar olan bütün asal sayıları asal mı fonksiyonumuza göndererek asal olup olmadığını kontrol ettik. Eğer asal çıktıysa toplamımızı o sayı kadar arttırdık ve sayımız 2 milyona ulaştığında da o döngüyü sonlandırdık. O zamana kadarki toplamımız kaçsa ekrana yazdırdık. Bu bir yaklaşımdı arkadaşlar. Şimdi sizinle başka bir şey paylaşmak istiyorum. Ben bunu daha değişik bir şekilde daha yaptım arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey göstereceğim. Diyelim ki ilk önce doğru çalıştığını göstereyim size. Mesela bunu 100 için deneyelim. Ondan sonra bunu da 100 için deneyelim. Bakalım buradaki ilk 100 asal sayımızın toplamı 1060 çıktı. Buradakinin toplamı da bakın 1060 çıktı. Yani aynı işi yapıyorlar aslında. İsterseniz değiştireyim. Bunu 1000 yapayım. 76127 çıktı. Bunu 1000 yapayım. Evet. İkisi de aynı sonucu veriyor. Şimdi diyeceksiniz ki niye böyle bir şey yaptın? Şundan dolayı yaptım. Aslında bu işlemi yaparken ben bazı işlemleri fazladan yaptığımızı düşündüm. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela şu meşhur 101 sayımızı düşünelim. 101 sayımızın asal olup olmadığını kontrol ederken 10'a kadar olan sayılara baksak yeterli demiştik. Ben bunu bir adım daha ileriye taşıdım. 10'a kadar olan bütün sayılara bakmamıza gerek yok. 10'a kadar asal olan sayılara baksak yeterli diye düşündüm. Çünkü 2'ye bölünmeyen bir sayı zaten 4'e de bölünmeyecektir. Bakmamıza gerek yok. 6'ya da bölünmeyecektir. 9'a da bölünmeyecektir. Dolayısıyla aradan o gereksiz işlemleri atmak için buna başvurdum. Burada da yöntemim şöyle oldu. İlk önce bir asal sayılar listesi oluşturdum ve o listeye 2'yi ekledim. Ondan sonra da yine aynı şey. Normal bir sayıyı asal kabul ediyorum. Ondan sonra o asal sayının asal sayılar listesindeki herhangi birine bölünüp bölünmediğine bakıyorum. Burada da şunu söyleyeyim. Burada da bakın dikkat ederseniz 2n-1 diye bir şey gönderdim. Orada da kendimce biraz daha kısaltmaya çalıştım. Çünkü 2 haricindeki bütün asal sayılar tektir. Çift sayıları atlamış olabilmek için 2n-1'i gönderdim. Şimdi şöyle çalıştım. Mesela ben buraya bir sayıyı gönderdim. N'e diyelim ki 10 dedim. N'e 10 dediğim zaman benim sayım 21 oldu. Pardon, 2n-1 demişim. 19 oldu. Yani 19'a kadar asal sayıları 19 sayısını deniyorum. 19 sayısı içinde sadece 2 ve 3'e bakmam gerekir diye düşündüm. Bakın burada 2n-1 sayısı asallar listesindeki bir sayıya bölünüyorsa asal mı değişkenini yanlış yap ve bu döngüden çık dedim. Ve gayet de güzel oldu. Aslında pek fark olmadı. Ancak sayılar büyüdükçe, yani ilk 1000 asal sayı için pek bir fark yok ama 1 milyon asal sayı için aralarında epey bir fark oldu. Bu algoritma ben daha hızlı olmasını beklerken oldukça daha yavaş çıktı. Onu da belki hafıza yoğunluğundan olabilir dedim. Çünkü sonuç olarak biz bir asal sayı listesi oluşturduk. Onun içinde belki tam olarak bilmiyorum ama 100 bin tane asal sayı olabilir. İşte hafızada sürekli o 100 bin tane sayıyı yönetmek belki işin uzamasına sebep olmuş olabilir. Ancak bu da böyle bir bakış açısıydı. Bence ilginçti. Yani denedim. Çalışması en azından hoşuma gitti ve yani daha farklı yollar olabileceğini de size göstermiş oldum. Siz daha da farklı bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani
sonuç olarak bunun belirli bir sayıda yolu yok. Belki 100 şekilde de yapabilirsiniz. Eğer ilginizi çektiyse arkadaşlar çok sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.